merhaba arkadaşlar hayvanlar aleminde kaldığımız yerden devam ediyoruz vertebratı yani omurgalılarda en son kalmıştık şimdi omurgalıların şöyle bir genel özelliklerine bakalım daha sonra da e, alt gruplarını işleriz şimdi bunların e, genel olarak özelliklerinden bir tanesi vücudun anterior yani e, uç kısmında arkadaşlar beyin içeren bir kafatası bulunması e, özelliklerinden bir tanesi atalarından daha gelişmiş olan iskelet ve daha kompleks bir sinir sistemine sahip olmaları yine bunların özelliklerinden bir tanesidir. E, peki bu özellikler ne işe yarıyor? Bu özellikler özel e, yaşadıkları ortamda işte yiyecekleri yakalama yine Avcılarından kaçma gibi durumlarda çok e, iyi bir şekilde kaçmalarını e, bu görevleri yerine getirmelerini sağlıyor. Bunlar da arkadaşlar e, geniş bir kafatası ve omurlardan oluşmuş bir omurga bulunuyor. Zaten o yüzden omurgalar olarak isimlendiriyoruz. Bunlar da <laughs> sucul olan omurgalılarda arkadaşlar e, yüzgeç ışınları vardır. Bunlar kemik yapılarla dayanıklı hale gelmiştir. Ve dorsal, ventral ve anal yüzgeçleri oluşturmuştur. Bu şekilde yine özellikleri vardır. Şimdi burada... Petromizontida dediğimiz bir e, grup var. Omurgalıların ilk grubu diyebiliriz arkadaşlar bu canlı için. Bunların bakın dikkat ederseniz şurada bir zaten omur kemiklerinden oluşan bir omurgası var ve e, bu yapısal olarak gerçekten diğer omurgalılardan çok farklı bir canlı grubudur. Petromizontida dediğimiz canlı grubu. Zaten bu kadar bilmeniz yeterlidir. E, çok böyle detaylı soru geleceğini düşünmüyorum. Şimdi biz omurgalılar içerisinde bir çenelileri göreceğiz. Gnatostomata dediğimiz çeneler, çenelilere bakacağız arkadaşlar. <laughs> Bunların genel özelliklerini tabii ki şöyle söyleyeceğiz. İlk olarak çeneleri olan omurgalılardır. Bakın öncekilerde mesela Petromizonta'da çene yoktur arkadaşlar. Ama artık Gnatostomata'ya geldiğimiz zaman ne oluyor? Çene ortaya çıkmaya başlıyor. İşte burada hangi canlılar var? köpek balıkları ve akrabaları, lop yüzgeçli balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler bu grup içerisinde bulunuyor. Artık biz gittikçe ne yaptık? Omurgalıların bu bildiğimiz 5 sınıfına giriş yapacağız arkadaşlar. Birazdan zaten balıkları da işleyeceğiz. Bunların eklemli olan çeneleri ne işe yarıyor? Dişler yardımıyla arkadaşlar yiyeceklerin tutulmasına ayrıca yiyeceklerin çiğnenerek e, öğütülmesine yardımcı olur imkan sağlar. Bu yüzden de oldukça önemlidir çene. Peki çene arkadaşlar nasıl oluşuyor? Çene şöyle hani farinjiyel yarıklardan bahsetmiştik değil mi? Farinjiyel sorungaç yarıklarını destekleyen iskelet çubukları vardır. Bu çubukların değişikliğe uğramasıyla çeneler arkadaşlar ortaya çıkıyorlar. Bakın şurada resim olarak da göstermişiz. Şurada iskelet çubukları var şunlar. Bu iskelet çubuklarının desteğiyle bakın şöyle çeneye dönüşüyor arkadaşlar ee, faringyal yarıklara destekleyen iskelet çubuklarından oluşmuştur çene. Bunlar da e, sucul olan gnatostoma üyelerinden diğer bir özelliği de yanal çizgi bulunmasıdır. Şuradaki yanal çizgi dediğimiz sistem arkadaşlar şu sistem. Mesela e, kış aylarındayız, Hani çok da kışı yaşamıyoruz. Gerçi ben Bursa'da olduğum için hava sıcaklıkları yüksek. Balık mevsimi özellikle arkadaşlar bu mevsimler istavrit aldığınız zaman dikkat edin böyle yanal bir çizgisi vardır. Hani mutlaka görmüşsünüzdür, dikkat etmişsinizdir. Bu yanal çizgi ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu yanal çizgi su içindeki titreşimlere duyarlı. Yani bu titreşimleri algılayarak hani etraftan bir sinyal alıyor ve bu sinyal sonucunda da hani kaçması mı gerekiyor yoksa bir yiyecek mi yaklaşıyor bunu fark edebiliyor. O yüzden bu yanal çizgi oldukça önemlidir balıklar için. Gelelim şimdi balıkların çeşitlerine. Arkadaşlar iki çeşit balık işleyeceğiz. Biri kondristiyes dediğimiz kıkırdaklı balıklar bir de osteistis dediğimiz kemikli balıklar. İlk önce kıkırdaklı balıklardan başlayalım. Kondristiyes dediğimiz Kıkırdaklı balıklar zaten kontrin bakın Kondrosit, kondrin bunlar neydi? Kıkırdakla ilgili kelimelerdi değil mi? Kıkırdaklı balıklarda bu şekilde isimlendirilmiştir. Burada hangi canlılar var? Köpek balıkları ve vatozlar var. Arka, vatozlar var. Bunların akrabalarını içeren bir gruptur. Kondistes dediğimiz kıkırdaklı balıklar. Arkadaşlar bunların iskeletleri büyük ölçüde kıkırdaktan yapılmıştır. Vücut örtüleri esnektir ve derimsi yapıdadır. E, derilerinde genellikle pul bulunmaz ama bazılarında pul, pulları da vardır arkadaşlar e, bazı köpek balıklarında mesela pul vardır plakoid pul dediğimiz pul var plakoid pul ne demek peki şöyle düşünün şimdi pulun ucu yani şöyle bir pul olduğunu düşünün pulun ucunda böyle dikensi bir çıkıntı var arkadaşlar bu dikensi çıkıntı etraflarındaki e, tehlikelere karşı onları koruyor o yüzden de e, böyle dikensi çıkıntıya sahip pullardır. Plakoid pullar. Arkadaşlar bunlar e, yüzgeçlerine baktı. Yüzgeç demeyeyim pardon özür dilerim. Solungaçlarına baktığımızda bunlarda 7 çift solungaç vardır ve solungaçlarında kapak bulunmaz. Solungaç kapağı yoktur. Solungaç kapağını biz operkulum diyoruz. Operkulum bunlarda yoktur arkadaşlar. E, burun açıklıkları yine bunlarda bulunuyor. Yanal çizgileri vardır. Bu dorsal olan yüzgeçleri dengeyi sağlıyor. Yani dorsal dediğimiz sırt yüzgeçleri ne yapıyor? Bunların dengesini sağlıyor arkadaşlar. Yine çift halde göğüs yüzgeçleri vardır. Karın yüzgeçleri vardır. Bunlar da hareketinde özellikle önemlidir. Bunların Kuyruk yüzgeçlerinin biri uzun, biri kısadır arkadaşlar. Biz buna heteroserk yüzgeç diyoruz. Yani şöyle en iyisi zaten köpek balıklarında görülüyor. Buradaki resimde çok net çıkmamış ama heh. Şurada mesela arkadaşlar bakın. Bir tane kuyruğunun bir kısmı uzun, bir kısmı nedir? Ee, bir kısmı kısa, bir kısmı uzundur. Biz buna Heteroserk geç diyoruz köpek balıkların en belirgin özelliklerinden bir tanesidir heteroserk yüzgeç bunlar yüzmeleri sırasında e, köpek balığının mesela ağzının içerisine giren su gaz değişimini yapıldığı solungaçlardan tekrardan atılıyor böylece suyun içerisindeki oksijenden faydalanıyorlar arkadaşlar bunlar e, bazıları Yine bazı köpek balıkları, vatozlar, raja dediğimiz diğer canlılar arkadaşlar deniz tabanında dinlenebiliyorlar. Özellikle vatozlar zaten yassı bir vücuda sahiptir. Bunlar deniz tabanından beslenirler. Bu yüzden yassı bir vücuda sahiptirler arkadaşlar. Çenelerini ve fanikteki kaslarını ee, dinlenirken kullanıyorlar. Nasıl kullanıyor? Suyu solungaçlara doğru pompalamak için kullanıyorlar. Arkadaşlar bunlar suyun içerisinde olan işte asıl olan besinlerle yani planktonlarla beslenirler. Ee, köpek balıkları biz vatozlar için bunu söyledik tabii ki köpek balıkları daha büyük besinlerle besleniyorlar arkadaşlar. Ee, zaten köpek balıkları ile ilgili çokça da film izlemişsinizdir. Bunların da çok keskin dişleri vardır. Ee, bu dişlerden dolayı da oldukça güçlü, kuvvetli diyebiliriz. Ayrıca köpek balıkları eski dişlerini kaybettiği zaman ağzın ön kısmında arkadaşlar birkaç sıra böyle dişleri var onların. O dişleri aşağı doğru hareket ediyorlar ve tekrardan doğru dişlerini kullanabiliyorlar. Köpek balıklarında ince da spiral val dediğimiz bir spiral kıvrımlar vardır. Bu yapılar ne yapıyor? Yüzey alanını artırıyor ve emilimi artırıyor arkadaşlar. Emilim yüzey alanını artırmış oluyor. Dolayısıyla oldukça yine önemli bir yapıdır. Yine köpek balıklarında iç döllenme vardır. Bunlarda klasper dediğimiz bir yapı var. Klasper arkadaşlar spermlerini dişi üreme kanalına aktarıyor. Erkeklerde bulunan bir organdır bu klasper dediğimiz yapı. Ne yapıyor? Spermlerini dişi üreme kanalına aktarıyor. Klasper sayesinde. Yine köpek balıklarının bazı türleri ovipardır. Ovipar ne demek? Yumurtalarını ana vücudunun dışında kuluçkaya bırakıyorlar arkadaşlar. Ee, yumurtalarını koruyucu bir kılıf içerisine koyuyorlar. Daha sonra da dış ortama bırakıyorlar. Bazı türler ovovivipardır. Yani burada aslında biz bunları da açıklamış oluyoruz. Bunlar da ne yapıyorlar? Döllenmiş yumurtalarını yumurta kanalı içerisinde tutuyorlar. Yumurta sarısı ile beslenen embriyolar Uterus içinde kuluçka dönemini geçiriyor. Sonra da genç birey olarak doğuyorlar arkadaşlar. Ovovipar dediğimiz canlılar. Birkaç tür ise vivipar. Bunlar da arkadaşlar yine bireyler uterus içerisinde gelişir. Ee, doğuncaya kadar bir plasenta aracılığıyla anne kanından ana kanından besleniyorlar arkadaşlar ve böylece daha sonra da işte doğum gerçekleşiyor vivipar canlılar. Mesela vivipar canlıları insanlara örnek verebiliriz. insanlardan aklınızda tutabilirsiniz. Bunlar da sindirim, üreme ve boşaltım kanalı e, sistemlerin kanalı arkadaşlar. Tek bir delikle dışarıya açılıyor. Biz bu deliğe kulak diyoruz. Kulakla dışarı açılır. Vatozlar köpek balıklarından çok daha farklı bir yaşam tarzına sahiptir. Bunlar dediğim gibi dip taraflarda yaşıyorlar. Zaten vücutları yassı olduğu için ve ağızları da arkadaşlar vücudun alt tarafındadır. Dolayısıyla zeminden beslenen canlılardır. Bunlarda yine zehirli dikenler bulunabilir. Bilmemiz gerekenler bu kadar. Çok da detayına inmeyin ama şuradaki şu ovipar, ovovivipar ve vivipar kelimelerini mutlaka bilin arkadaşlar ne olduğunu ilerleyen zamanlarda da yine diğer gruplar işlerken de bunlar çıkacak karşımıza. Şimdi osteisities yani kemikli balıklara bakalım. Bunlar denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilirler. Bunlar da arkadaşlar kalsiyum fosfattan oluşmuş kemikleşmiş bir iç iskelet vardır. Bu yüzden zaten kemikli balıklar olarak isimlendiriyoruz. Tabi vücutlarının kıkırdak olan, kemiklerin kıkırdak olan yerleri de var. Bizlerdeki gibi işte kemiklerin uç kısımları, eklem bölgeleri mesela bizlerde nedir? E, kıkırdak yapıdadır. Bunlarda da kıkırdak yapılı yerler var ama vücudun büyük bir çoğunluğu nedir? E, kemikleşmiş bir iç iskelettir. Bu yüzden de kemikli balıklar olarak isimlendiriyoruz. Zaten o seyin işte osteosit bunlar kemiklerle ilgili kavramlarda o yüzden de osteistiyes diyoruz bu canlılara. Bunlarda operkulum dediğimiz bir solungaç kapağı vardır arkadaşlar. 4 ya da 5 çift solungaçları vardır bunların. Ve bu solungaçlar solungaçlarda operkulum dediğimiz kapakla kapatılır. Operkulum kapağı bakın dikkat edin kıkırdaklı balıklarda yoktur. Sadece kemikli balıklarda vardır arkadaşlar. Kıkırdaklı balıkların solungaçları açıktadır ve 7 çifttir. E, kemikli balıklarda ise 4 ya da 5 çifttir. Genelde 5 çift olarak söylüyoruz da yüzme kesesi dediğimiz bir kese bulunur arkadaşlar. Bir hava kesesi. Kuşlardaki hava keselerine benziyor. Yüzme kesesi ne işe yarıyor peki? Ee, yüzme kesesiyle kan damarları arasındaki gaz transferi yani gaz değişimi kesenin şişkinliğini değiştiriyor ve balık balığın e, yoğunluğunu ayarlıyor arkadaşlar. Böylece yüzme keseleri hidrostatik yani su basıncını ayarlıyor ve e, bu balıklar Yüzme keseleri olduğu için su içerisinde hareket etmeden böyle asılı olarak kalabiliyorlar. Ama kıkırdaklı balıklarda yüzme kesesi yoktur, bu yüzden bunlar sürekli hareket etmek zorundadırlar. Hani çok az bir zaman diliminde sabit kalabilirler, ama genellikle yüzmek zorundadırlar, yüzme keseleri olmadığı için. Arkadaşlar yine yüzme keseleri balıklarda ses meydana getiriyor, işitmeyi de kolaylaştırıyor, böyle bir gör, e, görünümü de görevi de vardır. Ee, mesela Darwin'in bir teorisi var. Darwin diyor ki dört üyelilerin akciğerlerinin yüzme kesesinden geliştiğini öne sürmüş arkadaşlar. Ama e, doğru gibi görünüyor hani şu anki yapılan araştırmalara göre bunun doğruluğu e, görülüyor diyelim. Hani tam kesin demeyelim de doğru olabilir diye düşünülüyor arkadaşlar. Yüzme kesesinden dört üyelilerin yani dört bacaklıların bacak demeyelim iki kol iki bacak veya dört bacak olarak da kullanılabiliyor. E, tetrapoda dediğimiz canlıların akciğerlerinin yüzme kesesinden geliştiğini öne sürmüştür Darwin. Arkadaşlar bunlarda genellikle vücutta çift yüzgeçler bulunuyor. Bunların Kuyruk yüzgeçleri, kaudal yüzgeçler eşit şekildedir. Biz bunlara da homosert diyoruz. Bunlarda farklı yapılarda pullar bulunur arkadaşlar. Köpek balıklarında mesela diş benzeri az önce söyledik pullar varken bunlar da yassılaşmış pullar bulunuyor. İşte sikloid dediğimiz, kitenoid veya ganoid dediğimiz bu şekilde pullar bulunuyor. Pulların isimlerinin çok çıkacağını zannetmiyorum. Vücut örtüsünün pul olduğunu bilmeniz yeterlidir. Arkadaşlar bunları yine derilerinin üzerinde e, Mokus salgısı Salgılanır Bu da ne yapar yüzme sırasında sürtünmeyi azaltan Bir adaptasyondur Bu balıklarda da bir yanal çizgi sistemi var Ama hepsinde bulunmaz Sadece bazılarında bulunur arkadaşlar İşte bunlar küçük bir çöküntü şekliyle de olabilir direkt çizgi belirgin de olabilir veya bazılarında tamamen körelmiş de olabilir bunların kalpleri bir kulakçık bir karıncıktan oluşur iki tane odacıktan oluşur arkadaşlar yine kalplerinde sadece oksijence fakir kan bulunur bakın kalplerinde kirli kan bunların kalplerinde kirli kan bulunur vücutlarında da solungaçlardan temiz kan gönderilir yani bunlar da büyük küçük kan dolaşımı diye bir ayrım yoktur biz mesela küçük kan dolaşımını ne diyoruz? Kanın karbondoksit bakımından temizlenmesi için akciğerlere gönderildiği dolaşım küçük kan dolaşımıdır. Temiz kanın vücuda yayılıp kirli kanın vücuttan toplanması da büyük kan dolaşımdır arkadaşlar. Bunlarda böyle bir durum yok. Küçük büyük kan dolaşımı ayrımı yok. Bunlarda solungaçlardan temizlenen kan direkt olarak vücuda gönderiliyor kalbe gitmeden. Kalpte de sadece işte oksijence fakir olan kan var. Bu da solungaçlara gönderiliyor. Bunlar arkadaşlar yine etçil, otçul ya da hepçil olarak beslenebilirler. Bunların temel azotlu atıkları amonyaktır. Bunlar da dediğim gibi küçük kan dolaşımının görülmediği tek omurgalı sınıfıdır. Bunların embriyolarında pronefroz böbrek, erginlerinde mezonefroz böbrek bulunur. Çoğu ovipardır arkadaşlar bunların. Çoğu ovipardır. Yani yumurtalarını dışarıya bırakıyorlar. Bunlar da bazılarında iç döllenme ve doğurma görülebilir. Bakın bazılarında hepsinde değil ama genellikle o yani yumurtalarını dışarıya bırakıyorlar. Bakın kuyruk yüzgeçlerine bakın homoserk dedik değil mi? Kuyruk yüzgeci eşit iki parçadan oluşmuştur. Bu yüzden de homoserk de diyoruz. Yine yanal çizgisi bulunabilir. Yüzgeçleri falan var. Zaten çok da detaylı bilmemize gerek yok. Evet, bunların gruplarına bakalım. Işın yüzgeçli balıklar var arkadaşlar. Mesela şu şekilde ışın yüzgeçli. Böyle ışık saçtıkları için aslında bu şekilde isimlendiriliyorlar. Yine lop yüzgeçliler var. Bu şekilde arkadaşlar. Lop yüzgeçli. Bir de size akciğerli balıklardan bahsetmek istiyorum. Dipnoi dediğimiz akciğerli balıklar. Arkadaşlar bunların farkı nedir? Kalplerinin 3 odacıklı olması bunların diğer balıklardan farkını sağlıyor. Ayrıca bunların akciğerlerinin Sindirim kanalından dışarı doğru oluşan bir cepten meydana gelmesi yine dipnoinin bir özelliğidir. Akciğerli balıkların bir özelliğidir. Hani şöyle düşünülebilir. Evrimleşme sırasında hani akciğer yavaş yavaş ne yapıyor? Oluşmaya başlıyor diyebiliriz. Bunların solungaçları da var tabii ki, akciğerleri de var. Sadece bazı durumlarda akciğerlerini kullanabiliyorlar. Bunlar yaz uykusuna yatabilirler arkadaşlar. Estivasyon dediğimiz yaz uykusuna yatabiliyorlar. Evet böylece balıkları bitirmiş olduk. Bundan sonra tetrapoda yani dört ayaklılara geçiş yapacağız. Ama bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda tetrapoda diyeceğiz. Dört ayaklılar ve burada amfibileri ilk olarak işleyeceğiz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.